raflarımızı aldık bir. Güzelmiş rengi. Bayağı güzelmiş. Tamam bak burayla aynı renk oldu. Uyum sağlayacağım. Göster göster beni gösterme. Şöyle. Pisliği de göster. Şöyle şuralı işte. Şurası şurası. Peki sen burasını kullanacaksın şurası. Bakayım. Burasını kullanalım ya. Yoksa düz mü olsun? Bakayım. Düz olsun, düz olsun. Burası da böyle şekilli şükürlü. Ha. İyi garip duruyor, ben sevmedim. Böyle klasik duruyor. Evet. Şimdi diğer malzemeleri tanıtalım. Bak aldığım şeyleri gösteriyorum. Abi ya. Hapşırık geldi. Gelsin mi bu şey? Bak. Işıkta kullanacağımız Edison'lar. Bunun mum tipi vardı abi. Kaç paraydı? 49 liraydı. Evet. Almadık. Bunlar 19 liraymış. Ondan sonra Cema. Şunlar bu rafa takacağımız aynı renk ışıklarımız. Bu armatürleri buraya monte edeceğiz. Bunlar bara uyusun diye ağaç, ahşap ayaklarımız. Ben uzatma aldım. Ha bak şu. Bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu alacağım. Şunun altına böyle monte edeceğiz. Bu da buraya, hatta biz öne monte ederiz. Hı hı. Tamam mı? Tam şu masa hizasına gelir. Tam ortalar masayı. Ortalar, aynen. Çıkartalım bütün malzemelerini. Bak bu ne? Ha, güzel. Ooo bunun sıkıştırması da var lan. Hiç delmeyip sıkıştırabiliriz de. Dur bakalım. Çirkin durmazsa öyle yaparız. Durmaz mı? Zaten renkleri uyumlu. Anladınız mı dedim? Önce bunu oluşturalım. Sonra duvara montesini yapalım. Aç abi bunu da. Şimdi arkadaşlar 15 santim 15 santim içeri aldık ki rahat rahat lambaları buraya takabilelim diye. Ters çevirdik burayı. Yani şu iki masanın ortamına göre ortalayıp buradan vuruyoruz ki sonra aşağı yukarı dengesi, cümle kuramadım amına koyayım. Anladınız. İki tane de pul attım ki alttan çıkma. Tamam. Bak şimdi duruş bu. Bunlar ya böyle duracak, çirkin duruyor lan. Heh. Şöyle de durabilir. Masayı ortalayamadık ama. Aa, ulan şimdi böyle taktığımızı düşün. Bir dakika. Dur, yorulmuyorsunuz değil mi? Tamam işte abi, ne istiyorsun yani? Bence güzel lan. Loş ortam istemiyor musun? Hani normal ışık istersen tepede duruyor. Bunun olayının bu olması gerekiyor. Aga mum yaksaydık daha iyi olur bırakayım. Ne ya? Romantik ortam. İyi, daha iyi. Boş ver. Böyle şarap marap böyle tatlı ortam olur. Ya bu arada harbiden çok zayıfmış ama hani loş ortam için iyi olabilir. Kordi sana salıyorum. Bunu da bir yak bakayım. Sıkamadım. Tut orada. Alın yukarı. Al. Tamam. İndir sen biraz. Işığı kapat. Oh. Yeterli. Güzel bu arada ya. Bence gayet iyi. Havanın karanlık olduğunu da düşünürsek. Ver bu kamerayı. Bence gayet iyi oluyor abi. Çok iyi, çok iyi. Hiç delmeye melmeye gerek yok. Böyle dursun. Mis. Tamamdır. Tamam bunu şimdi monteleyelim. Sonra bir genel çekeriz. Satisfaction. Evet, bu arada arkadaşlar şey aldık, bar sandalyeyi aldık dedik mi lan bar sandalyesini? Sandalye mi? Demedik mi? Abi şu Ikea'da bar sandalyeleri arasında en ucuzu, en ucuzu değil. Orta segment mi diyeyim, ne diyeyim, öyle bir şey yani. Kaç? 118 lirayı değil mi? O civarında. Abi diğerleri 400-500 lira yani, iki tane alsam 1000 lira. Bu idare eder, bir de şeyin mutfağın iç kısımları gri, koyu gri, hatta firmaya kaçık. Bu da siyah yakın, işte raf da siyah falan, çok uyumlu olacak diye tercih ettik.
Şunu hemen kurulumunu pat 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 gösterip mutfağın son halini göreceğiniz çok güzel oldu ha. Görgüsüzlük yapmıyoruz ki yani bak. Şu fiyata şunlar bu kadar tuttu. Senin atıyorum varsa 1000 gram mutfağına böyle bir şey yapabilirsin yani. Ya da daha ucuna yapabiliyorsan yap gibisin ben. Vidalarımız. Şunu da alalım. Kılavuz. Şimdi ne kadar kılavuz? Kaç? Oha 16. Adım da yapıyormuşuz. Haber. Şişt, Necmiye. Necmiye. Peki. Tuttum ben bunu. Öne mi diğer taraf mı? Sana doğru. Yok hayır şey şunun yönü. Böyle. Öyle öyle. Tamam bunun üstüne geliyor senin taktığın yerin. Ona hangi vidayı takıyoruz? Ona hangi vidayı takıyoruz? Bizim çıplakları. Karşıdan vuruyorum. Kesin uyandı. Kesin uyandı. Değil mi korda? Uyudu. Sağlam tutuyorsun değil mi? Düşmesin evet. Diye. Let's go. Hem videoda da çekeriz. Sen bana yıldız tavanı diye bir saniye ver. Değil mi? Bu da oturmuş bizi izliyor. Evet. Hep babamda oluyor bu. Ben mesela bir şey bir hayvan gibi sıktım sanıyorum. Babam geliyor sıktım mı onur dök dibine kadar sıktım diyorum. Oğlum herif iki tur döndürüyor. Nasıl bir güç bu ya? Surat ifadelerinizi görmeniz lazım. Hepiniz şöyle. Buna koyayım sen önce tavuk amcayı sıkar gibi tut bakalım ya. Elinle tut. Ne amca? Kafana geldi. Arkadaşlar bu arada halı sahadan döndükten sonra oluyor bunlar. Saat kaç? 5. O yüzden biraz sessiziz. Yani. Bunu da böyle. Önden. Bastır ve sok. Kendine tamam, dikkat et. Çat etmesi lazım. Çat ettireceğim ben. Sen bırak bana şu an. Buradan girmeden. Tamam. Bar sandalyesi bu. Gayet hesaplı. Yani hesaplı dediğim şimdi birkaç kişi yazıyor. 112 lira hesaplı mı? Hesaplı kardeşim. Yani iki adam bir şey alıyorsan fiyatlar belli abi. 500 liraya 600 liraya var. Bunların ahşapları falan. Otur bakayım bir. Tamam. Güzel. Hadi bakalım içeriği de bir gösterelim. Evet. Ufak tefek dokunuşlarla buraya böyle bir şekil yaptık. Şöyle mutfakla birlikte göstereyim. Eskiden vlog kısmını hatırlarsanız burası bomboştu. Şimdi şöyle bir alan var. Biri de yorumlara yazmış. Abi işte alan çok daralmasın. Ne o? Sarkıtmalı masa yap demiş. Kardeşim çoktan düşünmüştük. Evet işte bak bunlar böyle vesile oluyor. Şimdi yazan adam mutlu. Aa işte dediğim şey oldu. Yani detay girmem gerekirse bu şey sticker falan değil böyle yemek altlı. İki tane bar sandalyesi bir şeyimiz bu kadar yettiği için aldım. Yani bundan dört tane de alınabilir. Ama ben zaten tek başına yaşayan bir adam olduğum için böyle kılaflar işte bizim çocuklar falan geldiği zaman. Az önce fırça yedi de ben. Yak lan estağfurullah fırça atar. Ne zaman fırça attın lan size? Ne zaman fırça attım sana? Ne attın? Hiçbir zaman fırça atmadım. Fırçadan kastımız ne şimdi? Attın mı hiç? Atmışsındır. Oğlum ama fırçadan kastımız. Ama hep haksız attığım oldu mu? Hayır. Hep böyle yerinde küçük şeyler değil mi? Öğretici.
Değişik küfürler. Siz silah görmüyorsunuz tabii şu an. Neyse. En ucuz lamba. Bu raf çok ucuz değil. Bu raf iyi. Yani güzel. Çünkü rengi, hatta ışığı da açayım. Bakın. Şöyle. Bir güzel. Uyumlu oldu yani. Kol, sandalye ile rafın uyumu. Bir de şuranın fayans kısmı da aynı renk olduğu için. Hatta işte ortalamada bütün ankastreler, buzdolabı falan da gri olduğu için. Buraya böyle bir şey yaptık. Ben sabahları burada böyle kahvaltımı ederim. Burada sadece kahvaltı etmezsin. Yemek yaparsın. Yemeğini de yaparsın. Havucunu doğrarsın. Salatalığını kesersin. Çok daha pratik oldu. Çünkü belim sakat olduğu için burayı eğilip yapıyordum. Burası da hem bir şeyler yemeye, misafir geldiği zaman da oturabilecek ve masasında tabağını koyup yemeğini yiyebileceği bir alan oldu. Hem de benim böyle takılabileceğim bir alan oldu. Çok uzattım. Ne diyor lan o? Evet. Aydınlatmada bak şöyle. Çok loş. Kapat. Aşırı loş bir ışık. Tabii kameradan siz gözle görüldüğü gibi görmüyorsunuz. Çok daha güzel. Çok uzatılacak bir şey yok. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Vallahi tek başım olsam yaparım. Ama bunda muhtemelen yamuk çıkardı bu arada. Evet. İki kişinin aynı anda tutup alttan işaret alması falan gerekiyor. Tek başına çok zor. Yani ekranda nasıl gözükecek acaba? Ben şu an çok beğeniyorum. Ya tabii burada şu an bizim gördüğümüz gibi gözükmez ama. Evet. Genel olarak bu işte. Hatta biraz daha gerileyim. Ha Klaf, şu masayı da kaldırsana. Kalabalık geldiniz. Dur bakalım, ben şuraya geçeyim, sen oradan. Çok pratik böyle. Zınk diye kaldırıyorsunuz. Tabii burası sıfır olduğu için çok ufak bir ses çıkıyor. Sürtüyor çünkü. Yani birebir olamaz. Alttan mekanizmayı takıyorsun. Anladınız zaten onu. Koy abi oraya. Aa. Hop kardeşim, sana hemen servis açayım. Al Rom. Yiyecek bir şeyimiz yok ama. Otur otur gel. Çekinme. Otur. Hah. Benim diyetlik suntam. Onu da bir güzel yersin. Mis gibi şey, o ölçüsü falan da güzel oldu. Bu arada öyle bir ölçü aldık ki 74 santim bu sandalyelerin yüksekliği. Hop hemen şeyin altına giriyor. Masanın altına giriyor yani. Komple giriyor. Hatta şöyle kaldırarak göstereyim. Şimdi bunun bir tek aksesuarları kaldı. Nedir bu? İşte belki şu iki tane ışığın arasına bir tablo gelebilir. Buraya böyle güzel güzel kaktüsler, ne bileyim bir şeyler, ahşap o kasalar vardı ya. Küçük minyatür o kasalardan çok güzel durabilir. İlk şeyi hayal ettik işte, buraya kepçeleri mepçeleri asalım, o da olabilir. Şurası sabit alan, bu sabit alana da canlı kaktüslerden koyabilirim falan filan. Durum bu. İşte küçük bir dokunuşla, küçük değil aslında, büyük bir dokunuş. Ha, evet, mesela atıyorum bu şu 19 lira, üst rafı 100 küsür lira. Bunlar 79 muydu? Evet. Bak mesela bu 79'a pahalı buna. Ama işte pratik. Mekanizması var, tık tık tak tık. Normalde buraya ben monte edeyim. Aa hoş geldin ya, ilk defa çıktın, hadi bakalım. Boku yedik. Otur sen orada, uyu artık. Tanıyor şu an. Neyse arkadaşlar, mutfağı halletmiş olduk. Bu kadardı, görmüş oldunuz. Seviyoruz sizleri. Görüşürüz. Abi adam tam katil. Bak şimdi bak, bir de buna bak. Uyandırma, uyandırma. Bütün gün masa yaptı. Bütün gün raf taktı. Şaftı kaydı. Görüşürüz. Oldu mu, olmadı mı? Bazen hayatı böyle... Tabii çok riskli şeylerden bahsetmiyorum. Random yaşayacaksın ya. Tamam yap işte, vur. Çirkin olursa fixersin. Dünyanın sonu değil. İnşallah olacak.